Merhaba. Bu videomuzda birlikte bir programı debug işlemi ile analiz etmeyi görüyor olacağız. Debug edeceğimiz program için bir önceki videomuzda oluşturduğumuz diyalog programlama örneğini seçtik. Öncelikle debug işleminin aktif olması için programı debug modda durdurmak adına programla ilgili kod satırına bir breakpoint koymamız gerekmekte. Sıra breakpoint koyarak çalıştırmayı deneyelim. Hatta buradan değil, doğrudan bu program için oluşturduğumuz işlem koduyla girerek deneyelim. Z uçuş 01 koduna bağlı biz bu programı. İşlem kodunu yazıp çalıştırdığımız an itibariyle bu satıra geldiği için otomatik olarak debug modunda programımız açıldı. Artık bu noktadan sonra F5 komutuyla adım adım ilk olarak yüz ekranının Process Before Output modüllerine girdi. İşleyebiliriz ve ekranı o modülden çıkıp önümüze getirdiğini görüyor olacağız. Ve bir değişken girelim. Uçuş bilgilerini göster diyelim. F5 ile ilerleme devam edelim. Process After Input modüllerine girdiğini göreceğiz. Değişkenlere tıkladığımızda yan tarafta aldığı değerle birlikte görüntülendiğini göreceğiz. SYUCOM önceki çalışmadan dolayı OK kod 100 uçuş olarak kalmış ama SYUCOM'da zaten uçuş bilgisiyle görüntüleniyor. F5 ile ilerlediğimizde uçuş bilgisinin atandığını aynı bilgi yer aldığı için görmüyoruz ama görecektik. Örneğin care ID değerine bakalım. Öncelik clear ile boşaltılıyor ve bu noktadan sonra care ID 13. satırı işledikten sonra escar care ID değerinin atandığını göreceğiz care ID'ye. F5'e ilerleyelim ve şimdi gördük. Yani F5 ile adım adım tüm kodu işleyerek devam edebiliriz. F6 komutuyla ise satır satır işlemeden içine detayına girmek istemediğimiz, döngülere girmek istemediğimiz noktada kodu atlamak mümkündür. Örneğin burada F5'e tıkladığımızda 15'ten 16. satıra gelip perform mesaj ver rutini içerisine girecekti. Ama bu rutinin içerisini izlemek istemiyorsam F6 ile otomatik atlamam mümkün ve atladım. Daha doğrusu bu atlamamın sebebi şu an care ID alanı dolu olduğu için oldu aslında. Ama boşaltarak yeniden deneyelim. Atladığını göreceğiz. Geri gideyim. Sileyim. Uçuş bilgilerini göster diyorum. Daha doğrusu bu noktada tekrar debug moduna dönmek istersem slash h yazıp enter diyerek herhangi bunu yaptığım işlemlerde debug moduna otomatik geçebilmek için debug modunu açabiliyorum. Uçuş bilgilerini göster dediğimde beni debug modunda tekrar döndürdü. F5'e tıklıyorum. Yeniden bir önceki noktaya ilerliyorum. Artık care ID değişkenim boş. Dolayısıyla içine girmesini bekliyorum. Geliyorum ama rutinin içerisine girmeden atlamak için F6 ile devam ediyorum ve girmeden ilgili kod işlendiğini gördüm. F5 ile adım adım giderken F6 ile döngüleri atlayabildiğimi söylemiştim. F8 ile de şu an F8'e tıklıyorum. Programın bir sonraki debug noktasına, daha doğrusu breakpoint durma noktasına kadar ya da yoksa sonuna kadar işlendiğini görebilirim. Programda ilgili yerde durması için kodla da durma noktası breakpoint koymam mümkün. Bu çok tavsiye edilen çalışma şekli değil. Çünkü kod taşındığı noktada canlı sistemde de durma devam ediyor. Ama hani gereken noktalarda geliştirme sistemi içerisinde kullanmak mümkün. Doğrudan sadece bir kullanıcı için durdurmak için break kullanıcı adı.
ya da tüm kullanıcılar için durdurmak için breakpoint kodunu kullanabiliriz. Ben şu an Akorkut isimli kullanıcıyla girmiyorum sisteme. Dolayısıyla 14. satırda durmayıp herkes için geçerli olan breakpoint komutuyla 15. satırda durmayı bekliyorum. Programımızı çalıştıralım. Görüldüğü üzere 14. satırı es geçip Akorkut kullanıcısıyla girmediğimden dolayı 15. satırda beni program durdurdu. Ve tekrar yine izlemek adına devam edebilirim. Programda herhangi bir kod satırına ya da breakpoint noktasına bağlı olarak değil de bir değişkenin değerine göre durma noktaları oluşturmak da mümkün. Bunun için watchpoint seçeneğini kullanıyoruz. Örneğin biz careID değişkenini kullanmıştık programımızda. Bu değişkenin her değiştiği noktada durması için watchpoint oluşturalım. Oluşturulduğu bilgisini aldım. CareID değişkenimi de yazayım. Ve F8'e bastığımda CareID'nin değiştiği noktaya kadar, şu ana kadar henüz değişmediğini algılıyorum. Uçuş bilgilerini göster dediğimde bakın CareID'nin değiştiği an beni durdurdu. F8'e basıyorum. Herhangi bir değişme yaşamamış bu ekran gelene kadar. Değiştiği noktada beni durdurdu. Yeniden bak moduna gireyim. Uçuş bilgilerini gösterdiğim. Şimdi de örneğin hata mesajı aldığımızda bu mesajın nerede alındığını görene kadar eğer program uzunsa çok zaman harcamamız mümkün olabilmekte. Ancak sistemde mesaj tipi, mesaj numarasını tutan alanları biliyoruz. Bu alanlara göre de mesaj durma noktası, breakpoint oluşturmamız mümkün. Örneğin mesaj ID'si, yani numarasını biliyorsak mesaj ID'ye göre, tipini biliyorsak mesaj tipine göre oluşturabiliriz. Hatta koşula bağlı olarak oluşturalım. Mesaj tipi E olan, yani hata mesajı alınan yerlerde durdurmak üzere bir şey oluşturalım. Örneğin F8 dönüm. Bu arada CareID ile ilgili de devam ediyor. Geri dönüyorum. Sileyim. Mesaj aldığım noktada durdurmasını bekliyorum beni. Durdurmadı. Neden? Çünkü bizim mesajımız E tipi değil, I tipiydi. Dolayısıyla yeniden debug moduna düşüp watchpoint oluşturacağım. Ama mesaj tipim E değil, I iken durdurmasını isteyeceğim. Şu şekilde oluştur diyorum. F8 diyorum. CareID ile ilgili devam ettiği için watchpoint'im onu durdurdu. Herhangi bir mesaj almadım henüz. Şimdi sildiğimde uçuş bilgilerini göster dediğimde CareID ile ilgili durdurdu. Çıkalım komple yeniden oluşturalım farkı görebilmek için. Şu breakpointlerimi inaktif hale getiriyorum. Kendime bir şey koyayım en başta girmesi adına. F8 diyeyim. Watch point'imi oluşturayım. Önceki oluşturduğum inaktif oldu. I'da durdurmasını bekliyorum. Oluşturuldu. F8 diyorum. Şimdi boş bırakarak uçuş bilgilerini göster diyeceğim. Bu noktada mesaj I tipinin I olduğu noktada enter dediğimde bakın I olduğunu görüyorum. Beni durdurduğunu görebiliyorum. Bu yöntemle program içerisinde hata alınan noktayı kısa şekilde görmek, bulmak mümkün olabilecektir. Debug işlemi ile ilgili anlatmak istediğimiz temel işlem adımları bu şekildeydi.